Cehennemdekilerin günahı seks ve içki idi diyor. Cehennemdekilerin. Cennettekilerin mükafatı da seks ve içki. Sadık Hidayet. 1903-1951. Nevzat Timur. Buna yorumunuz ne diyor? Helaliyle yaparsan Allah sana seksi niye yasaklasın ki? Seks çok büyük bir nimettir. Dünyadaki en büyük zevktir. Seks demek zaten sevginin en yüksek ifade edilme şeklidir. Yani bir insanın eşine, hanımına, bir erkeğin gösterebileceği sevgiyi en yüksek dozda seks de gösterir. Seks çirkin olsa Allah seks organlarını yaratmaz. Onlara o kadar kapsamlı özellikler vermez. Çünkü çok şaşırtıcı özelliklerle bezemiş Allah. Ve bu kadar haz ve lezzet vermez seksten. Ama helaliyle yapın diyor Cenab-ı Allah. Bu kadar. Benim dediğim gibi yani yiyecek de yiyin, helaliyle yiyin. Seks de yapın, helaliyle yapın. Dolayısıyla bu kardeşimizin yahut arkadaş diyelim veyahut kişi diyelim neyse artık bilmiyorum. Sözüne cevabımız bu olur. Helaliyle seks büyük bir nimettir, güzelliktir. Sıhhat alametidir. Sevginin en yüksek ifade edilme biçimidir. İçki helaliyle istediğin içki iç. Etil alkol, metil alkol, zehir. Niye içelim? Allah dünyada onu zehirli yapmış. Ahirette zehirsiz yapıyor. İçki var. İçki var. Şarap var. Ama içinde zehir yok. Zehir yok. Yani şifa var, güzellik var. Şifaya zaten ihtiyaç yok ahirette. Çünkü hastalık yok. Ama zevk var. Vücuda hiçbir zararı yok. Sadece faydası var. Vücuda zarar olan bir şeyi Allah'ın yasaklaması, hayır zarar, faydalı da olsa yasaklayabilir Allah istese. Ama zararlı olan bir şey yasaklamış, büyük bir nimet. İçki içenler bedenen de çöküyorlar, aklen de çöküyorlar, mahvoluyorlar, aileler dağılıyor. Değil mi? Cinayet işliyor, trafik kazası yapıyor, trafik kazası büyük bölümü içkiliyken oluyor. Yasaklanmasında hayır var. Ahiretteki içkide zararlı hiçbir şey yok. Demek ki Allah'ın sözünü tutarsak her şeyi bize nimete çeviriyor. Yoksa içkinin kendisi şişede durur, bir şey yok onda. Ama sen onu içersen harama girmiş olursun. Niye? Vücuduna zararlı. En başta Allah haram etmiş, ayrıca vücuduna zararlı. Ama cennette içtiğinde zevkten kendini kaybediyor insan. Cennet seksinde de insan zevkten kendini kaybeder. Peygamberimiz uzun uzun hadislerde belirtmiş ama geleneklerin çok ağırına gidiyor. Halbuki kendileri yani bazıları için diyeyim bakış açıları bozuk oluyor seksle ilgili. Ama sekse de çok çirkin bir şeymiş gibi bakıyorlar.